Hedef belli. Laik cumhuriyet. Ve diğer hedef elbette bu cumhuriyetin kurucusu Atatürk. Atatürk'e karşı kinlerini, öfkelerini, nefretlerini her fırsat bulduklarında kusanlar aynı zamanda toplumun belirli çevrelerinde harekete geçiriyorlar. Sakarya'da yine bir meczup harekete geçti ve Atatürk'ün büstüne balyozla saldırdı. Osmanoğulları ailesinin düğününde Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik hakaret skandalının yankıları sürerken Atatürk'e yönelik bir saldırı haberi de Sakarya'dan geldi. Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir kişi Atatürk heykeline balyozla saldırdı. Ömercikler Mahallesi Necati Temel Caddesi'nde bulunan Atatürk heykeline bir kişinin balyozla vurduğunu gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler şüpheli YU'yu gözaltına aldı. Ekipler zarar gören Atatürk heykelinde de inceleme yaptı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. Emekliye gelince para yok. Onu biliyorsunuz. Zaten tekrar söylemeye gerek yok. Olsa dükkan sizin de yok. Yani olmayınca ne yapacaksın? Olmayınca yapacak bir şey yok. Sıradaki habere dikkat. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay açıkladı. Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyelerinin 2020'de açılan bir şirkete 10 gün sonra Ziraat Bankası'ndan işte 10 milyon lira tutarında kredi verildiğini açıkladı. 10 gün önce açılmış bir şirket 10 gün sonra hemen 10 milyon lira krediyi bu kadar kolay nasıl alabiliyor derseniz şirketin kurucuları da bankanın yöneticisi olunca herhalde işler kolaylaşıyor. İşte bu büyük skandalı CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay bakın nasıl anlattı.